Değerli dostlarım, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli Kova burcu arkadaşlarım, bakalım sizleri neler bekliyor 26 Ağustos 1 Eylül dönemi. Her şeyi tek tek yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlarım. Şimdi Caferi Sadık buyurur ki: "Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi. Senin mislin kaz ördek ararken eline geyik geçmiş bir avcı gibidir. Sen de az bir şey isterken çok şey eline geçer. Ama şöyle delalet eder ki bu işe tövbe etmelisin ki belalardan emin olasın. Bazı kederlere düşeceksin ama yine kurtulup muradına kavuşacaksın inşallah Allah-u Teala" diyor. Bazı isteklerin var, dileklerin var ama bir konuda tövbe etmeni isteniyor sistemden sevgili Kova burcu arkadaşım. Bir şeyler senin canını sıkmış. Bunlar için tövbe edeceksin. Ondan sonra yıldızının yükseleceğini, sıkıntılı süreçleri tamamlayacağını görüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bakınız, tek başına bırakıldığını sanıyorsun. Acaba bu işi çözer miyim, çözmez miyim? Çözeceksin sevgili Kova burcu. Merak etmeyesin. Hayırlısıyla 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde sorunlar var. Onların çözümü gösteriyor. Sorunların çözümü gösteriyor. Biraz agresif olmuşsun. Yani böyle bir aniden sana bir söz söylenmiş ve agresiflik başlamış. Bir şeylerin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorsun. Öğreneceksin. Bu üzerindeki ağırlığı da atacaksın. İletişim yönünden de güçleneceksin. Ne olup bittiğini öğrenmek hakkın. Bunu öğreneceğini kesinlikle söyleyebilirim. Aynı zamanda bir hafta veriyor ya da bir hafta ya da bir ay, birli bir vade. Coşkulu bir şey, coşku, sevinç, aynı zaman güzel bir döngü ve ıssızlık, keder ve kasvetin gitmesi. Sessizlik var arkadaşlar. Fırtına öncesi bir sessizlik görüyorum. Bu kasvetin gideceğine tanık olacaksınız sevgili Kova burcum. İki kere düşün, bir kez konuş. İki kere düşün, bir kez konuş. Bu haftanın sana vereceği mesaj bu. Yıldızlardan gelen mesaj bu. Çünkü sinirlenmişsin, stres yapmışsın ve de belki de ego yaptın, bilemiyorum. Çünkü neden? Arkadaşlar, Lilith Aslan burcunda ve Aslan burcunda bazı gezegenler retro olduğu için kesinlikle, bak şu anda büyük ihtimalle ego yapıyorsun. Birisi seni aramak istiyor, arayamıyor ya da kökten yolları kapatmışsın. Lütfen bundan vazgeç. Arayacak, konuşacak, kendini ifade edecek birileri var. Bu sıkıntıyı hayatına katma sevgili arkadaşım. Yalnız sinirler hassas ve psikosomatik rahatsızlıklar olabilir. Bunların en başı da uykusuzluk arkadaşım. En başı da uykusuzluk. Her şeyi derin derin düşünme. Her zaman söylerim. Lokman Hekim'in bir sözü vardır. Ayağını sıcak tut, başını serin, dalma dünyaya derin derin. Böyleydi. Yani biraz derin dalarsan gidersin arkadaşım. Çok derin dalmaya gerek yok. Dünya, hayat işte akıp gidiyor bir şekilde. Bir şekilde gelip geçiyoruz bu dünyadan. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Çok da dünya derdini dert yüklememek lazım. Hepsi imtihan arkadaşlar. Yarın demenin bir anlamı yok. Bugünü yaşa gitsin. Çok kaygı duyuyorsun. Borç ödemek midir? Üzerindeki bir ağırlık mıdır? Hayırlısıyla gizli bir şeyleri öğreneceksin arkadaşım. Gizli bir şeyleri öğreneceksin, rahatlayacaksın. Kötü bir anlamda gizemli değil. Yani ben bu işi çözebilir miyim? Bu iş nasıl olacak gibi bir takım konularda çalışma yaptığını, bunu da seni sinirlendirdiğini görüyorum. Kansızlığa karşı çok dikkatli olman lazım sevgili dostum. Kansızlık ve tansiyon problemleri sıkıntı veriyor kova burçlarına. Ama yine de şifalanacaksın. Beklediğin haberleri alacaksın. Bir yerden bir yere taşınma ya da bir durakta bekleyip ikinci bir hamleyi yapma olayını gerçekleştirebiliyorsun. İsmin de Ş harfi, İ harfi, L, K,
ve T harfi olan birilerinden hayırlı bir haber alacaksın. Ve de senin hakkın yenmiş bir konuda, hakkın nerede yendiyse ilahi adalet senin misli misli hakkını alacak ve de layık olduğun bir şey var, hak ettiğin para var sanırım. Bir miras olayı, hak ettiğin para ya da bir terfi gibi bir şey. Hakkın yenmiş. Onu da hayatına katıyorsun sevgili Kova burcu. Akrep burçlarıyla sıkıntılar devam ederken, yalan söylediği için bazı insanlarla bağını kesmişsin. Bunlar içinde kuzenin var, bunlar içinde iş arkadaşın var, kardeşin de olabilir. Yalan ve iftira olabilir. Yalan ve haksız kazanç olabilir. Yollarını ayırmışsın. Çok da iyi etmişsin. Her şeye rağmen iyi bir döneme girdiğini, senin elinden geleni yaptığını, elinden gelen bir evlat olduğunu, elinden gelen bir anne baba olduğunu biriyle konuşacaksın, yüzleşeceksin. Gereksiz insanları hayatından çıkartıyorsun. Bir toplanma yeri görüyorum arkadaşlar. Bir toplantı, iş olabilir, aile meclisi olabilir. Karşılıklı konuşmalar yapacaksın ve herkesi susturacaksın. Haklısın çünkü. Günü değerlendirdiğini, sınırları aşmamaya özen gösterdiğini görüyorum. Ama haddini aşanlara da cevabın hazır. Haddini aşanlara da vereceğin ceza da var, söz de var. Her şeye rağmen devam ediyorsun, kötüleri affediyorsun ama bir alışveriş yapacaksın, bir ticaret, bir girişim var. Bunun için bir bilene danış diyor yıldızlar. Bir bilene danışsan iyi olur. Ne olacak, ne fiyata alacağım, nasıl satacağım gibi alma satma durumu var. Dediğim gibi birilerinden yardım göreceksin. Üzüldüğün, daraldığın bir konuyla ilgili birkaç kişi bir araya gelip konuşma yapıyorsunuz. 3-4 kişi. Artık o üzüntü vermiyor o konu sana. İçindeki bir boşluğu dolduracaksın. Sevgiye dair bir boşluk bırak. Eğer ayrılık yaşadıysan sevgili Kova burcu ya da kalbin boşsa bir süre daha böyle kalsın. Yanlış bir ilişkiye girip zihnini kirleteceğine, kalbini kirleteceğine kalbin boş kalsın, ondan iyi. Kalbimiz birer evdir arkadaşlar. Öyledir yani. Eve kötü bir kiracı girip orayı kirleteceğine, burayı yıkacağına, dağıtacağına o ev boş kalsın daha iyidir yani. Bir badana yapar oturursun. Öyledir. Kalp de bir evdir yani. Bizim ruhumuzun evidir. Öyle yani, kötü bir ilişkiye girmektense, yıpranıp yok olmaktansa, hiç onarılmayacak işler başımıza gelmektense hiç boş bırak daha iyi. Kova burcu, bu sözümü de unutma. Yani uzun süredir yani ev kiraya vermek, insanlarla uğraşmak beni bu hale getirdi yani, bilemiyorum. Bu arada ben de çok kiracılık yaptım tabii canım yani. Ben de çok kiracı oldum. Ama ben hiç ev sahiplerini üzmedim hiçbir gün. Kimseyi de üzmedim zaten. Hep beni üzüler. O üzenler de yanlış insanlardı. Yanlış zamanda yanlış insanlarla karşılaştım. Unuttum gittim arkadaşlar. Jüpiter'i koydum yüreğime. Jüpiter yani müşteri yıldızını büyüttüm de büyüttüm. Sevinçlerimi büyüttüm. Özlemlerimi büyüttüm. Sevgimi büyüttüm. Her şeyi. Yani özlemleri büyüttüm derken, hayatta neyi istiyorsam onu istedim. Gerçekleşti. Siz de öyle yapın. Bu hafta Jüpiter'den alacağınız etkiyle beraber bilinçaltınızda ne varsa büyüteceksiniz gerçekten. Aynı zamanda Jüpiter'in sizin para kazanmanızdaki rolü çok büyük arkadaşlar. Hane içerisinde bu sene boyunca, bakın bu uyarıyı da, bu müjdeyi de vereyim, uyarı değil, özür dilerim. Şimdi Jüpiter 2023 sezonu boyunca işte biliyorsunuz Boğa burcunda dolanırken sizi zorlayacak. Eve para girişi zorlanacak ama bir anda da bolluk olacak. Bak, zorlanıyor. Akış başladı mı da kimse durduramayacak. Pek çok dostum, yer değiştirebilirsin. Kova burcu arkadaşım. Ev değiştirebilirsin, evini genişletebilirsin. Ev konusu inanılmaz güzel. Pek çok kova burcu da anneleriyle ilişkisini düzeltti. Pek çok kova burcu da ticarete atılacak.
Bence mükemmel bir dönemden geçiyoruz. Bunu değerlendirin deriz arkadaşlar. Sabırlı olmanız lazım. O yüzden sabır zikrini veriyorum. Ya sabır, tekrar sayısı 298'dir efendim. Hemen cezalandırmayı bekleyen demektir. Biraz evvel dedim ya, hemen cezalandırmıyor. Allah bekliyor. Sabret, bekliyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın, sabırlar versin size. Her konuda para bekliyorsunuz, ev beklentiniz var ve bu kadar da zekaya kimse dayanmaz. Sevgili kova burcu, ilişkilerim niye olmuyor demeyin. Şimdi videom bitti. Biraz size kısa bir sohbet yapalım isterseniz. Uranüs gezegenin etkisi altındasınız. Ben Satürn diyorum da klasik astrolojide Satürn. O zaman tabi Uranyen asteroidler ve gezegenler keşfedilmemiş. Şurada 200 yıldır falan keşif edildi. Şimdi Uranüs'ün etkisinde olduğunuz için hem Uranüs hem Satürn sizi yönetiyor. İlişkilerde zorlanırsınız. Aniden başlar, aniden biter. O yüzden ani başlangıçlarda hiç değilse aniden oldu ama biraz mesafe koyarak giderseniz yüz göz olmazsınız. Daha iyi olur. Bir de ayrılıklar yıldızıdır Uranüs. Ayrılıklar biraz canınızı sıkabilir, yakabilir. Bir de arkadaşlar bir özelliği daha vardır kova burçlarının. Üvey çocuk anlamına da gelir. Ya siz bir üvey çocuksunuzdur ya da evleneceğiniz kadının, evleneceğiniz erkeğin çocukları olur. Onları kendi çocuğunuz gibi sevin. Kendi çocuğunuz yoksa bile kendiniz doğurmuş gibi, kendinizinmiş gibi sevin beyler ve bayanlar. Bunu söylüyorum. Uranüs üvey çocuk da anlamına gelir. Özür dilerim. Kova burcu üvey çocuk anlamına da gelir. Bunu değerlendirin derim. Yani mesela sevdiğiniz bir adam evli olabilir, boşanmış olabilir. İşte çocuğu var deyip sorun etmeyin. Sevdiğiniz kadının ilk evliliğinden çocuğu olabilir. Bu senin kaderin. Bu da önüne çıkacaktır. Çocuğu varmış falan demeyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya sabır diliyorum. 298 tekrar sesi. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.